Piyasa hattı ile karşınızdayız. Bugün piyasa hattında önümüzdeki bir saat boyunca hem bankacılık sektörüne ilişkin getirilen yeni düzenlemeleri, buradaki fonlama tablosunu değerlendireceğiz. Deneyimli bankacı Mehmet Ertan'la birlikte, hem de aynı zamanda piyasada portföy yöneticilerinin, fonların bundan sonraki akışı nasıl şekilleneceğiz, onları değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner'le programımızın son bölümünde ise yine hisse senedi tarafında hem gelen bilançoları hem yaşanan bu dalgalı seyrin bundan sonrasına dair bakış açısını yorumlamak için Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan bizlerle birlikte olacak. Hızlıca bir piyasalardaki rakamları aktaralım, sonrasında integral menkul değerlere gidelim. İlk etapta bugün itibariyle kur tarafında sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareket bir tur daha geldi. Dolar TL'de rekor seviye 7.36.62'ye, Euro TL'de 8.71.73 seviyesine kadar taşındı. Sepet kur 8 liranın üzerine çıktı. 8.03.75 seviyesine kadar gitti. Şu an itibariyle ise kur tarafında bir miktar köpüğün alınmaya başlandığını görüyoruz. 7.36'lara kadar giden dolar TL yaklaşık 13 kuruş kadar aşağı kaymış durumda. 7.23.30 görüyoruz. Euro TL tarafında da 8.55'lere kadar geri gelindi. Bir 16 kuruş kadar kaymayı da orada izliyor, takip ediyoruz. Orası bir parça normalleşince sabah saatlerinde satışların iyice sertleştiği ve eski deyimle 100 bin puanın, yeni deyimle 1000 puanın altına sarkıp 985 puana kadar giden Borsa İstanbul'un da geri dönüş çabasını izliyoruz. An itibariyle bakıldığında 1028 puan seviyesine kadar gelmiş olduk. Dolayısıyla aslında geri dönüş kuvvetli sayılabilir dip noktadan. Bir de geçmiş deyimle dediğimiz gibi 100 binlerin altında 98.500'lere geldiğinde endeks zirve seviyesinden, son dönemdeki zirve seviyesinden kabaca 20 bin puan kadar aşağı kaymış oldu. Dolayısıyla buralarında bir miktar alıcıyla karşılandığını izliyor, takip ediyoruz. Sanayi endeksteki kayıplar önemli ölçüde telafi edildi. Bankalar hala %1 civarında aşağıda. Tüm endekse baktığımızda da yine %1 civarında aşağıda hareket olduğunu söyleyelim. Tüm endeks derken küçük hisselerde de satıcılı seyir biraz daha belirgin olarak karşımıza çıkmış oldu. Bununla birlikte yine şu an itibariyle baktığımızda swap tarafında da nispi normalleşmenin devam ettiğini görüyoruz. Overnight'ta %5'lere kadar düştü, %1000'lerin üzerinde olan faiz. Yine haftalık swap faizine baktığımızda offshore tarafta %19,5'ların altına doğru iniş yaşandığını da söylemek mümkün. Türkiye'nin CDS'ine göz gezdirdiğimiz zamansa şu an itibariyle orada da 585 bas puana kadar geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. 620-630'lardan buraya gelmiş olduk böylelikle. Diğer taraftan Avrupa'da nispeten kararsız yatay bir seyir var. Karışık bir tablo. Frankfurt artı da, diğerleri eksi de, ama Stoxx 600 endeksi çok sınırlı, 0.1 civarında bir eksiyle işlem görüyor. Amerikan vadelilerinde ise bir parça daha sert sayılabilecek geri çekilmeler var. Nasdaq vadelileri %0.4 civarında aşağıda, diğerleri de yine benzer şekilde ona uyumlu biçimde hareketlerini sürdürüyorlar. Genel olarak rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim. İntegral Menkul Değerlere Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz bizleri bekliyor. Mehmet Ali, özellikle dünden itibaren yaşanan kur tarafındaki gelişmeler, ardından önce Merkez Bankası'nın ilave likidite yönlendirmesini geri çekişi, bugün itibariyle pazartesiden itibaren kullanılmak suretiyle piyasa yapıcılara verdiği likiditenin miktarını yarıya indirmesi, BDDK'nın aktif rasyosuna ilişkin bir miktar daha esneklik tanıyabileceğine dair beklentiler. Dolayısıyla politikada bir normalleşme eğilimi var. Kurda sınırlı olmakla birlikte yine bir 12-13 kuruş kadar dolar TL'de aşağı kaydı. Devamını bekliyor musunuz? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Genel olarak atılan, dün itibariyle başlayan toplantılar ve nihai aşamada açıklanan son açıklamalar bize piyasa tarafına biraz daha fazla güveni oluşturur yatırımcılar tarafında olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi atılan son adımlarda TL'nin daha cazip hale getirilmesi, faizlerin özellikle yükseltilebileceğine dair, çünkü şu an geldiğimiz noktada ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 7.53'lerdeydi en son baktığımızda. Politika faizine yakın sayacaktır. 8.25'e kadar çekilmesini sağlayacak. Ancak uzun vadede bu büyümeyi etkileyecek bir nokta olabilir. Onu da ifade edelim.
genel olarak alınan kararların çok önemli olduğunu zaten piyasada fiyatlamalar üzerinde de görmüş olduk. Pazartesi özellikle açık piyasa işlemlerine geçerli olacağını ifade etmeli. Pazartesi de bu iyimserliğin devam edebileceğini bize ifade ediyor. Genel olarak borsada küresel anlamda bir karışık seyir olsa da bizim içeride kurun yükselmesi ve faizlerin yükselmesine bağlı olarak oluşan bir dalgalanma yaşadık. Burada da açıkçası 50 aylık ortalamaya denk gelen 988 seviyesini aşağıda biz kırıp aşağısında kalmadığımız sürece açıkçası yatırımcıların biraz daha uzun vadeli düşünerek özellikle güvendiği şirketlere uzun vadeli yatırım yapmayı tercih edeceği bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 1000'in üzerine şu an gelmiş durumdayız. Pazartesi itibariyle 1000'in üstüne kalınmasıyla birlikte tekrar biz burada 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1067 seviyelerine doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Çünkü hem özellikle piyasada Merkez Bankası'nın hem de normal atılan adımların piyasaya güven verdiğini şimdiden ifade edelim. Bu da borsa tarafındaki yükselişi biraz daha sağlayabilir. Mehmet Ali, bir de borsadaki bu geri dönüşün şu an itibariyle dipten alım gücü için ne söyleyebilirsin? Ne kadar talep var? Kuvvetli bir geri dönüş olduğu söylenebilir mi? Yoksa ağır satış oldu, dipten toplamak isteyen, belli bir noktaya kadar taşıyabilen ama daha sonrasında konjonktüre ezilen bazı hareketler de olabilir. Hacim ve güç olarak nasıl görüyorsun dipten dönüşü? Aslında normal şartlarda şu an gördüğümüz hareketler biraz da ağırlığı arttır. Özellikle yüksek seviyeden yakalananlar için bir önceki fiyatın %6, %7'sine yakaladığım noktada tekrar hissede, güvendiğim hissede ağırlığı arttırayım şeklinde bir fiyatlama görüyoruz. Bu şunu ifade ediyor. Özellikle uzun vadede bizim ihracatımızın normalleşeceği beklentisiyle, özellikle Avrupa tarafında iyileşmenin de olacağı beklentisiyle hisselerde biraz daha uzun vadeli bakılması gerektiğini görüntülüyoruz ve yatırımcıların da bu şekilde işlem yapmaya başladığını, kredi işlemlerini azaltarak daha güvenli şirketlere uzun vadeli yatırımı öne çıkardığını görüntülüyoruz. Biz de yatırımcılara zaten şunu ifade ediyoruz. Portföyünüzde bulunan hisselere, güvendiğimiz hisselere, model portföy olarak da yayınlıyoruz. Bu hisselere açıkçası bir önceki seviyenin %6, %7'sine geldiği noktada tekrar ağırlığı arttırarak biraz daha yıl sonu ve 2021'in ilk çeyreğine kadar taşıyacağınız şekilde bir programı yaptığınızda daha sağlıklı olacağınız ve daha başarılı bir sonuç alabileceğimizi ifade ettik. Yatırımcıların da genel olarak yaptığı işlemleri incelediğimizde bu şekilde fiyatlamaların ve işlemlerin gerçekleştiğini görüntülüyoruz. Mehmet Ali Gürbüz, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar ve değerlendirmeler için. Şimdi gidiyoruz. Deneyimli bankacı Mehmet Ertem bizleri bekliyor. Mehmet Bey, dünden itibaren kur tarafında yaşanan anomaliyle ve ardından Merkez Bankası'nın politikasındaki dönüşümle beraberinde yine BDDK'nın attığı adımlardaki bir parça daha rahatlatma hamleleriyle ilgili sizin görüşünüz, bakışınız nedir diye sorayım. Açıl, iyi yayınlar temenni ediyorum. Evet, yaşanan çok yüksek bir volatilite var. Özellikle kur cephesinde ve faizlerde de aslında bu görülmeye başlandı. Atılan bir takım adımlar var. Yeterli mi diye sorarsan, sabahki hareketi gördüğüm zaman, ki bugün biraz evvel senin de ifade ettiğin gibi bugünlük kazançlarını dolar Türk lirası karşısında sanki öğleden sonra geri veriyor. Çünkü Merkez Bankası'nın fonlamasında politika faizine dokunmadan bir yükselme var. Bunun etkisidir diye düşünüyorum. Ama yeterli olup olmayacağını önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Bana kalırsa bu çok yeterli olmadı. Nasıl yeterli olmadı diye düşünüyorum. Çünkü bu sayede sağlanan likiditenin yükselmesi, bireylerin elinde tuttukları dolarları satmak için yeterli motivasyon değil. Biz de istiyoruz dolarizasyon azalsın, dolar mevduatlar azalsın ve Türk lirasına olan güven artsın. Dolayısıyla burada faiz arttırımları gerekecektir diye düşünüyorum. Ve burada birinci şeyim benim, umuyorum ki geçmişte maalesef yaşadığımız gibi faiz arttırımının zamanlamasında bir gecikme olmasın. Çünkü zamanında yapılan belki makul bir faiz arttırımı piyasalara
güveni tesis etmekte yeterli olabiliyor. Ama onu zamanını kaçırırsak sonra bir şok arttırım geliyor. Bu hem ekonomi üzerinde hem piyasa oyuncularının pozisyonları üzerinde daha yıkıcı olabilir. Dolayısıyla birinci temennim faiz arttırmak gerekiyor gibi gözüküyor. Ama bunu zamanında ve makul bir şekilde yapmak ve iletişimini de çok çabuk ve doğru yapmak lazım. İkinci husus aktif rasyosu. Dünkü toplantıdan çıkan ve anons edilen, kamuyla paylaşılan bilgi bankacılarımızın, banka yöneticilerimizin aktif rasyosu hakkında bazı iyileştirmeler talep ettikleri. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de kimseyle konuşmadım. Bunun da makul görüldü. Ben daha radikal bir şey söyleyeyim. Benim görüşüm hemhal aktif rasyosu uygulamasına son verilmesi lazım. Zamanında da konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Bu olağanüstü durumların, olağanüstü şartların gerektirdiği olağanüstü kurallardan biriydi. Ama biz eğer normalleştirmeden bahsediyorsak bunun da bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Benzer diğer swap sahasında vesaire alınan kararlar gibi. Çünkü aktif rasyosu hem faiz ortamını ve dengesini bozdu hem de maalesef kredilerin istediğimiz amaçla kullanımından farklı yerlere de kanalize olmasına neden oldu. Bir an evvel bu rasyoyu tutturmak uğruna verilen kredilerde, özellikle bireysel kredilerde bireyler gittiler döviz aldılar, bireyler gittiler altın aldılar, bireyler gittiler borsaya girdiler ve bunun baştan amaçlandığını hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla bu rasyonun behemal ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun da doğru bir şekilde komünikasyonu yapılırsa önce piyasalara iç yatırımcıların güvenini kazanırız. Sonra da umuyorum yavaş yavaş dış yatırımcıların güvenini kazanırız. Yoksa istemediğimiz yöntemlere doğru ve tedbirlere doğru gitmek gerekecektir. Çünkü COVID'in, salgının getirdiği ekonomi üzerinde belirli bir tahribat var. Bunun döviz kazandırıcı faaliyetlerimizde getirdiği kısıtlamalar var. Oysa döviz harcamaya devam ettiğimiz. Burada daha radikal tedbirler ileride alınmak durumunda kalabilir diye düşünüyorum. Mehmet Bey, müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sizle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deneyimli bankacı Mehmet Erten konuğumuz. Mehmet Bey, özellikle ilk bölümü kapatırken dediniz ki bir miktar daha fazla önlem gerekebilir. Buradaki önlemler derken şu an itibariyle Merkez Bankası ne yapıyor? Bir, vermiş olduğu likiditenin miktarını azaltıyor. İki, o verdiği likiditenin miktarını azaltırken fiyatını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla politika faizi çerçevesinde ki 8.25'lerde, hatta belli başlı bir süre sonra belki bir miktar daha üzerinde koridor uygulamasıyla bir faiz yükselişi süreci beklenebilir gibi görünüyor. Aldığımız yorumlar böyle. Öncelikle bu kısmına katılır mısınız? Buna katılıyorum ama yetersiz kalacağı endişesini taşıyorum. Çünkü özellikle sokaktaki vatandaşımızın, mevduat sahibi, Türk lirası mevduat sahibinin politika faizinin arttığını görmek, Merkez Bankası'nın bu konudaki kararlılığını ve mesajını anlamada ve algılayıp ona göre davranmakta daha net olacaktır. Burada gecikirsek, daha öncelerinde maalesef yaşadığımız gibi bu sefer şoklarla düzeltmek, şok artışlarla düzeltmek gerekir, o gereği ortaya çıkabiliyor. Buna umarım mecbur olmayız, mecbur kalmayız diye düşünüyorum. Bu önlemler önemli ve ilk adımlarıdır. Ama sonrasında faiz arttırımı gerekecektir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, buradaki şu an itibariyle faizlere baktığımızda, genel piyasa faizlerine baktığımızda mevduat faizleri şu an itibariyle onlara kadar gelmiş görünüyor. Hatta kamu bankalarında özel bankadan gelenlere 10,5'lar civarında faiz uygulandığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan özel bankalarda yine onlara kadar geldi. Mevduat tarafında bir miktar daha yukarı beklentiniz var mı? Şu an itibariyle gelinen seviyeyi nasıl görüyorsunuz? Var. Bir iyileşmedir ve bir doğru yolda bir ilerlemedir. Faizlerin yükselmesi benim tercihimdir gibi lütfen anlaşılmasın ama bugünün gereği budur. Mevduat tarafında
Nasıl altılar yediler varken politika faiziyle alakasız bir seviyede duruyor ise, şimdi de politika faizi buralardayken mevduatın burada durması yine farklı yönde ama politika faizinden kopuk bir nokta. Ama bir miktar daha ilerlemesi lazım çünkü beklenen enflasyon üstelik buradaki bu gelişmelerle daha da yukarı bir beklentiye taşındı diye endişe ediyorum. Çünkü bizde biliyorsun fiyat davranışlarını en çok bozan yüksek döviz kuru volatilitesidir ki tam içine düştük bayramdan beri, hatta bayram öncesinden beri. Bu bizi enflasyonda hiç arzu etmediğimiz noktalara taşıma istidadına sahip. O bakımdan bunu faizle önce kuru stabilize etmemiz, oradan enflasyon beklentilerini törpülememiz ve beklenen enflasyonla TL mevduat faizi arasındaki ilişkiyi makul bir reel faiz seviyesinde inandırıcı ve kalıcı kılmamız lazım. O bakımdan daha bir miktar yol olduğuna, alınması gereken mesafe olduğuna inanıyorum. Mehmet Bey, bir de kredi bacağını sormak isterim. Kredi faizleri de yukarı kaymaya başladı. Dolayısıyla burada nereye kadar gitmesi beklenebilir? Hem ticari kredi faizlerinin hem benzer şekilde bireysel taraftaki iştahın da belli bir noktadan sonra durması ya da azalması söz konusu olur mu? Bunu zaten bayramdan önce görmeye başladık. Kamu bankaları önceliğinde belirli tür kredilerde hem vade kısıtlaması hem faizleri kademe kademe yukarı almayı gördük. Nereye kadar varacağını tahmin etmiyorum ama bu mevduatın nerede stabilize olacağı, daha doğrusu mevduatın buradaki yüksek oynaklığı azaltacak seviyesini gördükten sonra bunun 1-2 puan üstünde de kredi faizlerinin dengeleneceğine inanıyorum. Ama şimdiden bir seviye samimi olarak veremiyorum. Önümüzdeki sürece dair özellikle burada kredi genişlemesinin tamamıyla frene basılması şeklinde mi yoksa yumuşak bir şekilde yavaşlatılması yönünde bir eğilimi beklersiniz Mehmet Bey? İçinde bulunduğumuz özellikle Mart ortasından beri yaşadığımız salgın dönemi ve bunun ekonomiler üzerinde ve ekonomideki bazı sektörleri durma noktasına getirmesi üzerinde düşünürsek, kredi mekanizmasının tamamen kesilmesi yine bize sıkıntılar yaratacaktır. Ama bu dönemi çözerken sadece ve yoğun olarak diyeyim, sadece haksız olur, yoğun olarak kredi mekanizmasını işleterek ekonomiyi canlandırma tercihi zaman zaman aramızda sohbetlerde de eleştirdiğimiz bir husustu. Şu anda da bunun acı sonuçlarını biraz görmeye başladık maalesef. Dolayısıyla belki maliye politikaları üzerinden gitmek, gelir kaybı, gider azaltıcı hususlarla ekonomideki oyuncuların yükünü hafifletmek ve veya onların ticari hayatlarındaki devamını sağlamak sadece kredi bacağıyla desteklemekten daha önemlidir. Ama mesela başka bir şey söyleyeyim. Biliyorsun Mehmet Bey, bir araya gireyim mi? Ayasofya'da Cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Oraya dönüyoruz. Evet, bu patlaması tabii neticeleri itibariyle failleri kimdir? Henüz bu belirlenmiş değil. Şu anda konuyla ilgili başta Beyrut Cumhurbaşkanı ile Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la yaptığım görüşmede ve bizim istihbarat teşkilatımızın muhatapları ile yaptıkları görüşmelerde henüz tabii kimdir, hangi kuruluştur buna benzer alınmış bir bilgi yok. Tabii buna benzer alınmış bir bilgi olmadığı için de bizim şunlar yapmıştır, şu kuruluşlar bu işin failidir dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Ama bizler de takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemli takip ediyoruz. Tabii bu gerçekten çok ama çok büyük bir felaket. Biliyorsunuz benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Şimdi bu çok daha ileri seviyede böyle bir şey gerçekleşti. Ve bu konuyla ilgili olarak tabii söylenenleri biliyorsunuz. Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor. Öbür tarafta
füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Başkan Yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım, onlar da Lübnan'a bir ziyarette bulunup oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Daha da ileri bir adımla biliyorsunuz bir Koca Yusuf kargo uçağımızla askeri oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var. Bütün bunlarla beraber sağlık noktasında yardımlar var. Ve Sahra Hastanesi türü yine aynı şekilde yardımlarımız var. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir. Yaralıları bize nakletme noktasında her an yanınızdayız. Ambulans uçaklarımızla yaralıları ülkemize taşıyabiliriz. Bunları kendilerine de bildirdim. Ve bu konuyla ilgili de Sağlık Bakanım, Lübnan Sağlık Bakanı'yla da görüşmelerini yürütüyor. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız ama tabii felaketin boyutu çok çok büyük. Çünkü Lübnan özellikle Beyrut limanıyla bölgede çok büyük önem ifade eden bir limandı. Böyle bir limanın tabii bu durumla karşı karşıya kalması hakikaten bölgede ciddi bir sıkıntının da sebebi olmuştur. Şu anda tabii buranın yeniden inşası, ihyası kaç yıl alır? Onlar da ayrı bir sorun. Ama biz madden, manen her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız. Beyrut'un yanında olacağız. Lübnan halkının da yanında olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, yani Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın aynı şekilde bir alakası var mı? Yok. Şimdi biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Tabii şimdi bize oralardan gelen bilgiler de yani biz bunu size karşı yapmış değiliz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve biliyorsunuz en son Dışişleri Bakanım Malta Dışişleri Bakanı ile aynı zamanda Libya Dışişleri Bakanı ile Malta'da ve Libya'da geniş etraflı görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerimiz de kararlı bir şekilde devam ediyor. Ve bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Bakın Şansölye Merkel benden ricada bulundu. İşte buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de Şansölye Merkel'e yani eğer siz Yunanistan'a güveniyorsanız, diğerlerine güveniyorsanız biz şöyle 3 hafta 4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Ve göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar diyor.
Ve nitekim öyle de oldu. Ve biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi gerek Dışişleri Bakanı, gerekse danışmanları, benim danışmanım Dışişleri Bakanı, üçlü görüşmeler başlattı. Almanya, Yunanistan, Türkiye arasında. Ve şimdi tabii bu sözde de durmayınca şimdi ne olacak? Şimdi de biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönderdi. Sözlerinde durmuyorlar. Ve aynı şey durumunda tabii Sayın Merkel'e de dedik ki bak sözünde durmadılar. Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz. Efendim, dün İstanbul'da sizin için. Sesin çıksın. Dün İstanbul'da bir ekonomi zirvesi toplandı. Ve bazı yönde olumsuz yorum yapanlar da var ama bir yandan da döviz kuru yükseliyor. Bu anlamda ekonomi piyasasında yeni hamleler göreceğiz mi? Bir çağrımız var mı? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa, bütün buralara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Burada tüm samimiyetimle, ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifade ediyorlar. Burada çok açık samimi bir şey söylüyorum. Bakın biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. 2002 Kasım'ında göreve geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar, bakın sizler de yazılı ve görsel medya olarak şu size söyleyeceğim rakamlara lütfen dikkat edin. 2002'de toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Aynı şekilde fert başı milli gelir o zaman 3581 dolardı. Ve bu rakam 2019'da 9127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasındaki satışlara bir bakalım. 2002'de otomobil yurt içi satışlar 91 bin idi. 2019'da ise bu rakam 387 bine çıktı. 2016'da bir anda toparladı yine 756 bine çıktı. Şu anda devamlı bir tırmanış var. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002'de 1 milyon 88 bindi. Fakat 2019'da bu rakam 2017 itibariyle verirsem 3 milyon 107 bin. 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet buzdolabı satışı var. Yine çamaşır makinesi satışlarına bakıyoruz. 824 bin adet 2002'de. 2019'da ise bu rakam 2 milyon 20 bin adet. Bulaşık makinesi 282 bin adetti. 2019'da 1 milyon 332 bin adet. Daha detayları var, daha detaylarına girmiyor. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Ben size belgelerle bunları konuşuyorum. Ve bu belgelere dayalı olarak konuşurken de mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30.842 iken şu anda 2017 itibariyle 85.263 adet şirket açılmış. Devamlı bir artışın içerisindeyiz. İstihdama bakıyoruz 19,6 milyon kişiydi biz göreve geldiğimizde. Şu anda 28 milyon 80 bin istihdamımız var. Bunda da bir artış var. Tabii bazı sıkıntılar yok değil. Mesela ihracatta
36 milyar dolar idi biz göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Yani Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama diyorum ya, gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Ne kadar yansıtırlarsa yansıtsınlar, yanlış olarak anlatsınlar. Biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu evelallah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ve şu anda gerek TL'de, gerek dövizde, gerek altın rezervinde, ben çok basit bir şey söyleyeyim size, bunları benimle yaşadınız siz. İşte yine göreve geldiğimizde arkadaşlar hatırlayın, Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'e olan borcumuzu sıfırladık. Bizim şu anda IMF'e olan borcumuz yok. Sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz. 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde. Şu anda ise 105 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız. Samimiyetle bir şey söylüyorum. Ve siz de lütfen samimi olarak dinleyin. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi değerli arkadaşlar bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik? Bugün terörle mücadelede 17-18 yıl öncesine göre neredeyiz? Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Öyle mi? Ciddi manada harcamalarımız oluyor mu? Oluyor. Savunma sanayinde terörle mücadeleye yönelik çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bakın bizim savunma sanayinde düşünün, yerli millide %20 iken şimdi biz bunu %70'lere çıkardık. Ve bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Ve bu maliyetle beraber Türkiye şu anda sadece bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. İnsansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla gerek içeride, gerek Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libya'da Libyalı kardeşlerimiz özellikle Türkiye'yi bu yaptığımız anlaşmayla beraber davet ettiler ve orada da bizim kendi askerimiz var. Aynı şekilde yine burada dost bizimle beraber kardeşlerimiz var. Ve şu anda orada da bu mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Hiç bunlardan endişeniz olmasın. Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa. Yani benim ekonomi, hazine ve maliye bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire. Bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri yüzüme koruk diyor. Ya sen ülkeye bak, ülke. Ülke nerede? Türkiye nerede? Batı nerede? Dünya nerede? İşte koronavirüste. Ya biz şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgını ile ilgili ne gönderiyoruz? Maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Bir şeyle olmuyor. Ya bunları görmüyor musunuz ya? Bunlara şunu söyleyin Allah aşkına. Ya siz kör müsünüz? Türkiye bunları yapıyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik mi? Bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesi'ni, gerek Fakize Öz Hastanesi'ni
Bunları bitirdik mi? Bitirdik. E bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin bu gücü olmasa siz bu kadar kısa zamanda bu hastaneleri yapabilir misiniz? E bunları da yaptık, bitirdik. Biz gücümüzü nereden alıyoruz? Milletimizden alıyoruz. Ama bu millete evelallah bunlar layıktır ve bunları yapacağız. Ve milletimizi biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz. Diğer taraftan sizin bahçesi Sayın Akşener'in davet olmadı. Sizin istifatı olarak sizin davet olmadı. İştirakçılar. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de biliyorsunuz birileri ayrıldı. Gittiler, işte partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruşları nereye varır bilmem. Şu anda Sayın Muharrem Bey ile ilgili olarak o da onun en doğal... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya çıkışındaki açıklamalarını ekrana getirdik. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasa hattının son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan bizlerle birlikte. Filiz, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii bir taraftan kur tarafındaki dalgalanmayı izliyor ve yakından takip ediyoruz. Şu anda özellikle de son yarım saat içerisinde kurda ciddi anlamda bir aşağı yönlü hareket oldu. 7.15'lere kadar gitti kur. Şu an itibariyle 7.18'lerde. Piyasanın bir beklentisi oluştu anladığımız kadarıyla. Merkez Bankası'nın atacağı adımlara dair elde herhangi bir bilgi, herhangi bir teyit, herhangi bir ima dahi olmamasına rağmen kurda böyle bir hareket var. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da da dibinden baktığımızda 985 puanlara kadar giden endeks biraz önce artıdaydı. Şimdi yeniden ufak ufak eksilere doğru döndü. Dolayısıyla tabloyu nasıl özetlersin? Yatırımcıların şu an itibariyle buradaki bakışları, davranışları nasıl şekilleniyor? Evet, bir kere tabii kurda ve faizde yaşanan yukarı yönlü hareket risk iştahının kaçmasına neden olmuştu. O yüzden sert hareketler gördük Borsa İstanbul tarafında. Ciddi bir düşüş sonrasında da bu kurdaki bugün gelen, senin bahsettiğin bu son yarım saatteki gerilemeyle birlikte tepki alımları oluştu. Ama tabii genel algı biraz bozulmuş durumda. Çünkü Borsa İstanbul'u destekleyen en önemli unsurlar hem bu kurdaki istikrardı hem de faizlerdeki istikrardı. Dolayısıyla orada bir miktar bozulma gerçekleşti. Bugünkü düşüş sonrasında aslında bahsettiğim gibi yani çok şu anda somut bir gelişme olduğunu görmüyoruz. Dün Merkez Bankası'nın yaptığı bazı açıklamalar vardı. BDDK ile olan toplantı sonrasında da gelen bazı açıklamalar vardı. İşte kredi maliyetlerinin arttırılması gibi. Fakat hani dediğim gibi piyasa biraz daha somut şeyler görmek isteyecektir bana kalırsa. Bu sert yaşanan yükseliş sonrasında bir dengelenme evet gerçekleşiyor. Ama daha pürüzsüz bir görüntüye kavuşmak için bence somut adımlar gelmesini bekleyecektir piyasa. Peki Filiz, siz yatırımcıya strateji olarak bu dönemde ne öneriyorsunuz diye sorayım. Çünkü çok sayıda bireysel yatırımcı sonradan geldi. Kredili işlem açanlar çok fazla oldu. Dolayısıyla şimdi onlarda önemli ölçüde kayıp var. Fakat bir yandan da girmek için fırsat kollayanlar adına iyi sayılabilecek seviyelere gelindi bir hafta öncesine kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla nedir strateji öneriniz? Bir, elinde kağıdı olup değerini kaybetmiş olanlara stop loss yapmadılarsa şu ana kadar. İki, buralardan denenir mi diye düşünenlere. Evet, buralardan denenir mi? Bazı hisselerde gerçekten fırsatlar var. Özellikle BIST 100 endeks bu 120 bin seviyesine giderken, yani hani yeni tabirle 1200 seviyesine doğru yaşanan yükselişte hiç yükselişe katılmayan BIST 30 hisseleri var. Bunlarda gerçekten ciddi cazip seviyeler oluştuğunu düşünüyoruz. O yüzden hani hiç girmeyen borsaya bu seviyelerden girmek isteyenleri biraz daha o taraftaki hisselere yönlendiriyoruz. Mevcut elinde olan hisse taşıyanlar ise şu anda biraz daha hecli gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü ciddi bir oynaklık var ve şu anda tam bir yön konusunda netlik kazanılmış değil. O yüzden mevcut pozisyonların
hedgelenerek işte bir open index kontratında dolar tarafında hedge işlemler yapılarak taşınmasını şu an için tavsiye ediyoruz. Burada tabii bir yandan da döviz fazlası olan veya döviz açığı olan şirketler var. Bunlardaki performans nasıl ayrıştı? Biz her kur yükselişinde benzer tartışmayı yapmaya devam ederiz Zira. Aynen öyle. Dolar tarafında aslında şöyle, bu son yaşanan sert geri çekilmede öncelikle bir çok belirgin bir ayrışma göremedik. Yani komple geldi satış baskısı, her tarafa geldi. Hani ciddi döviz nakdi olan şirketlerde bile önce sert satışlar yaşandığını gördük. Fakat şimdi biraz daha dengeli bir seyre geçildiğini görüyoruz. Bu dönemde tabii bahsettiğim gibi yani döviz nakdi olan şirketler, döviz borcu olmayan ya da az olan ihracatçı şirketler daha fazla ön plana çıkacak gibi duruyor. Ama bu volatilite biraz daha azaldıktan sonra bu şirketlerin değeri daha iyi ortaya çıkacaktır. Şimdi bir de yerli yatırımcıların çok fazla ilgi gösterdiği bir süreç oldu. Son 1,5-2 aylık, hatta biraz daha uzun sürede sayabiliriz burada o periyot. Bunun da önemli gerekçelerinden bir tanesi alternatif getirinin mevduat faizlerinin ciddi şekilde aşağı kaymış olmasıydı. Bu dönemde mevduat faizleri yeniden 10,5'lara doğru gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Bu acaba hisse senedine olan yerli ilgisinin azalmasıyla sonuçlanabilir mi? Bir, yabancı eksikliğinin ön planda olduğu bu süreç içerisinde BDDK'nın dün tanımış olduğu imkanla hisse senedi piyasasına sınırlı da olsa yabancı girişi bekler misiniz? Bu da iki. Bazı hisselerde işte özellikle bankacılık hisselerinde gerçekten inanılmaz fiyatlar oluştu. Bankacılık endeksine baktığımız zaman normalde Mart dibinde endeksin gördüğü 80 milli rakamların dahi altına geldi bankacılık hisseleri. Oradan çok sert yabancı çıkışı olmuştu. Ve bir şekilde hani hem bu kurdaki yükseliş sonrasında hem bu ciddi iskontolu hale gelen hisseler sonrasında yabancı ilgisinde evet yani yavaş yavaş hani dikkat çekmeye başlayacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki bunun için biraz daha yani güven ortamının sağlanması gerekiyor gibi gözüküyor. Evet, BDDK bazı önlemler aldı. Daha doğrusu daha önce alınan adımlardan geri hamleler gerçekleşiyor. Ama sanki hani çok ciddi bir yabancı dönüşü için biraz daha güven ortamı oluşması gerekiyor gibi. Yerli ilgisi konusuna gelecek olursak, evet, faizlerin çok düşük olduğu dönemde inanılmaz bir talep vardı. Bir miktar bu son yaşanan düşüş sonrasında da o son giriş yapan yatırımcılar bayağı bir hasar aldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu süreçten sonra hani eski ivme biraz daha zamana yayılarak gelebilir. Yani çok sert yaşanan düşüşlerin bir anda telafisini görmeyi beklemiyoruz. Biraz daha zamana yayılabilir. Bankalar bu dönemde özellikle hem aktif rasyosu hem kredi verme konusundaki karşı taraf riski üzerinden bir miktar negatif ayrışmıştı. Şimdi iki tarafını sormak isterim işin sana. Bir yanda politika normalleşmesi var. Öbür tarafta Merkez Bankası'nın piyasaya sağlamış olduğu fonlama maliyeti de bankaların ana fonlama kaynağı olan mevduat faizi de yukarı kaydığı için bankalar politika normalleşmesinin pozitifini mi yoksa biraz daha kaynak maliyetinin negatifini mi fiyatlama eğiliminde olur? Bu dalgalanma süreci geçtikten sonra. Aslında güzel bir soru. Biraz yani son dönemde daha çok bankacılık sektörü negatifleri fiyatlandırdığı için bundan sonraki dönemde belki hani hem gelinen seviyeler açısından baktığımız zaman ciddi iskontolar da oluştu. Belki biraz daha bu normalleşmeyle birlikte artık pozitif tarafını fiyatlandırabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sürekli negatif tarafta fiyatlandı. Tüm gelişmeler bankacılık endeksinde negatif tarafta fiyatlandı. Özellikle aktif rasyosuyla ilgili de gelen düzenleme sonrasında da yine piyasadan negatif yönde ayrışmalar olduğunu görmüştük. Bu yönde de atılan bazı gevşetici adımlar var. Yani olacak daha doğrusu BDDK'nın açıklaması bu yöndeydi. Biraz daha artık hani pozitif tarafta belki fiyatlama anlamında kalabilir diye düşünüyorum.
Diğer taraftan gelen bilançoları da izliyor, takip ediyoruz. Son olarak örneğin Erdemir'in bilançosu geldi. Beklentilerin bir miktar daha üzerinde, hem satış performansı hem konsolide performans olarak nispeten beklentilerin üzerine geldiğini gözlemledik. Hem genel olarak sanayi bilançolarını nasıl gördüğünüzü sormak isterim, hem de yatırımcılar açısından önemli bir hisse senedi Erdemir. Sanayinin en temel şirketlerinden bir tanesi. Bu bilançoyu nasıl yorumlarsın? Biz gelen bilançoyu aslında oldukça olumlu karşıladık. Ereğli beğendiğimiz bir şirketti aynı zamanda. Döviz nakde açısından baktığımız zaman da hani bu ortamlara karşı daha defansif yapıda bir şirket. Tabii ki hani büyüme konusunda büyümenin arttığı dönemlerde daha iyi performans gösterdiğini düşünüyoruz. Ama bu dönemde de yine korunaklı bir liman olarak görüyoruz Ereğli hissesini. Dediğim gibi gelen bilanço da gayet beklentilerden iyiydi. Tabii yani bu bilanço bizim hani bilanço beklentilerimize de paralel geldi, ama bu bilançoya rağmen bile Ereğli'de son günlerde ciddi satış baskısı oluşmuştu. Geldiğimiz seviyeler açısından bu dayanıklı görüntüsü nedeniyle oradaki geri çekilmenin de uygun alım fırsatları yarattığını düşünüyoruz. Genel sanayi bilançolarına bakacak olursak aslında ikinci çeyrek çok da fazla kötü gelmedi. Özellikle Arçelik, Tofaş gibi şirketlerin bu süreci iyi yönettiğini gördük. Oradaki bilançolar da gayet iyiydi. Yani çok böyle hani karamsar bir tablo çizen, çok beklentilerden sapan, kötü gelen bilançolar aslında yok. Bunun aksine daha iyi bilançolar geldiğini gördük sanayi tarafında. Perakende şirketlerinde de zaten ilk çeyrekleri iyi gelmişti. Gelmeyen bilançolardan onların da yine iyi sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Filiz, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlarla birlikte biz de piyasa hattının sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında Cumhur Örnek akıllı parayla sizlerle beraber olacak. Bizim bir sonraki randevumuzsa saat 16'da Finans Merkezi'nde. Hoşçakalın.